Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda Pivisol programını kullanarak bir santral oluşturmayı ve 3D Design bölümünde fotovoltaik panellerin yerleşimini drag and drop ve fill area ile nasıl yapacağımızı gösterdik. Bu bölümde cover seçeneği ile devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi geçenki videolarımızda oluşturduğumuz alan bu şekildeydi. Şimdi cover seçeneği ile burayı nasıl fotovoltaik panelleri yerleştiririz ona bakalım. Öncelikle cover'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi Module Array 01 ya da 01 sayfası açılıyor. Burada fotovoltaik panellerin arasındaki aralığı soruyor bize. Horizontal ve vertical dediği yatayda ve dikeyde. Daha önceki yerleşimlerimizde 10 cm olarak bunlara ayarladıydık. Fakat bunu daha da düşürebiliriz. Örneğin 5 cm'ye, 3 cm'ye. Ancak dikkat etmemiz gereken konu, biz bunları birbirine eğer yapışık yaparsak öncelikle montaj açısından çok sıkıntı yaşanır. Çünkü bildiğiniz gibi fotovoltaik paneller ya somun civata sistemiyle kendi structure'ine veya ayarlandığı yere montajı yapılıyor veya clampler kullanılarak tutturuluyor. Eğer bu fotovoltaik panelleri birbirine yapıştırarak hiçbir aralık olmadan montaj yaparsak montaj zorluğu dışında bu sistem neredeyse bir uçak kanatı halini alır. Yani şiddetli rüzgarlarda tamamen bir uçak kanatı gibi uçmaya ve savrulmaya müsait bir hale gelir ve bunu kontrol altına almak çok zor olur. Dolayısıyla panellerin arasında kesinlikle boşluklar bırakacağız havanın geçmesi için. Üstelik anlattığım gibi montaj kolaylığı da sağlayacaktır bize bu yöntem. Dolayısıyla yine 10 cm ayarları bırakarak OK'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi çalışmaya başlıyor. Ve kendisi otomatik olarak en optimum şekilde bizim sahamızda panelleri yerleştiriyor. Gördüğünüz gibi mümkün olabilecek her yere panel yerleştirdi. Daha önceki videomuzda anlattığımız gibi bu alana panel sığmadığı için, genişliği çok küçük olduğu için panelden buraya herhangi bir şey yerleştirmedi. Üstelik daha önce ayarlamış olduğumuz bu bakım yolları ve alanın dış sınırı, bunları hatırlarsanız yasaklı alanlar olarak belirtmiştik. Ayrıca bu bölümü de atladı. Buraya da panel yerleştirmedi. Optimum şekilde dizebileceğim paneller bu kadar diyor. Ve bu şekilde bunları buraya yerleştirdi. Böylelikle Create Module Array bölümünü bitirmiş oluyor. Şimdi Display menüsüne geçeceğiz. Display menüsünde ilk seçeneğimiz Show Hide Rows and Columns. Şimdi bunun üzerine basalım. Burada gördüğünüz gibi alanı satırlara ve kolonlara ayırdı. Ve bizim panellerimize hepsine üzerine bir numara atadı. Bunların ne olduğunu şöyle açıklayalım. Burası referans noktası. 0. satır ve 0. kolon. Burası yine 0. satır, 1. kolon, 2. kolon, 3. kolon bu şekilde devam ediyor. Burada bizim en son panelimiz 0. satır, 15. kolon üzerinde yer alıyor. Aynı şekilde örneğin 7.7, örneğin 11.13. Burada ilk rakam satırı, ikinci rakam noktadan sonraki kolonu gösteriyor. Bu görüntü bize şöyle bir kolaylık sağlıyor. Buradaki tüm panellerimize bir pozisyon numarası atanıyor. Bu pozisyon numarası ortak bir dil oluşturuyor. Örneğin burada 9.3 paneli dediğimizde kolaylıkla herkes bunun hangi panel olduğunu anlıyor. Aksi takdirde gelip burada panelin serial numarasını kullanmak lazım. Veya bambaşka kendimizden bir kodlama sistemi üretmemiz gerekiyor ki o zorluklar yaşatır projede. Zamanla ilerledikçe bakım onarım işlemlerinde, panel değişimi işlemlerinde bu kodlar her zaman çok işe yarar. Raporlarda, daha sonra göreceğimiz detaylı işlemlerde bunlar çok işimize yarar. Dolayısıyla bunun üzerine tekrar basarsak bunlar kayboluyor. Gördüğünüz gibi bu sistem panellerimizi tamamen kodlandırmaya, pozisyonlandırmaya yardımcı olan bir sistemdir. Display'deki diğer seçeneğimiz Show Hide Module Grid for Existing Module Arrays. Bunun üzerinde tıkladığımızda burada bir şebeke ortaya çıkıyor. Bir grid sistemi ortaya çıkıyor. Bu şu anlama geliyor. Diyor ki eğer senin bu alanında kısıtlamalar olmasaydı ben bu alanın tamamına bu kadar adet panel yerleştirebilirdim. Yani gördüğünüz gibi burada bizim panelimiz yok. Daha önce buraya yasaklı alan seçtiğimiz için bakım yollarını, santral sınırını, burada kalan küçük alandan dolayı buralara da diyor eğer olmasaydı ben bu kadar toplamda
Buraya panel yerleştirebilirdim. Gördüğünüz gibi eğer bu bakım yolu olmasaydı son panelin sınırı buraya geliyordu. Dolayısıyla ister istemez buraya yine panel yerleştiremeyecekti. Dolayısıyla burayı göstermiyor. Üzerine basınca tekrar bunlar kaybolacaktır. Display menüsündeki diğer seçeneğimizi basarsak burada yapmış olduğumuz kurulumun ebatlarını ortaya çıkartıyor. Bir panel ebatını gösteriyor. Genişliğini, yüksekliğini ve arazimizin toplamda genişliğini gösteriyor. Zoom'a örneğin böyle bu şekilde basarsak yaklaştırıyor, uzaklaştırıyor. Mouse'u üzerinde tuttuğumuz zaman tamamen sağa sola kaydırabiliyoruz. Bu da bu işleme yarıyor. Gördüğünüz gibi buradan DXF, PDF veya PNG olarak çıktısını alabiliriz kendimize. Farklı diğer opsiyonlar da var. Burayı mesela black and white'e çevirdik. Yani siyah beyaz olarak gösteriyor. Veya dimension origins olarak bıraktığımızda tekrar renkliye çeviriyor. Kapatıyoruz burayı. Display'deki diğer seçeneğimiz ise bastığımızda alan üzerindeki ebatları gösteriyor bize. Bakın tekrar basıyorum. Şuraya ebatlar geliyor. Bunu daha önce de incelediydik. Şimdi en son seçeneğimize geldiğimizde Integration Assistance for Arrays. Buraya bastığımızda bakın bu sistemin tamamını yekpare olarak sağa sola kaydırabiliyoruz. İstediğimiz gibi bu alanda oynatabiliyoruz. Bunu pasif hale getirdiğimizde tek tek panelleri seçebiliriz. Örneğin bu paneli seçip üzerinde sağ tıklayıp Sprite Selection dediğimizde bunu tek başına sağa sola veya farklı yerlere kaydırabiliriz. Örneğin ben bunu kaydırdım. Tekrar yerine geri getirmek istiyorsam her zaman bu kadar kolay olmayabilir. Bunu örneğin üzerinde tekrar sağ tıklayıp Interdistances seçeneği üzerinden yerini ayarlayabiliriz. Onun yerini ayarlamak için buradaki referans noktalarını kullanabiliriz. Örneğin buradaki yasaklı alan 01 veya bakım yollarını 01, 02, 03 şuradan başlıyor. 01, 02, 03, 04 bunlar bakım yollarıdır. Veya Module Array 01, Mounting Surface, Open Area 01 bunların hepsine göre buradaki panelin lokasyonunu ayarlayabiliriz. Yeter ki örneğin Buried Area 01'i seçtiğimizde buna göre, bu alana göre ne kadar uzaklıktayız onu girelim vesaire. Farklı şekillerde de bunların ayarlamaları yapılabilir. Bunu tekrar bu şekilde tutarak yerine geri çekiyorum. Gördüğünüz gibi yine sağ tıkladığımızda buradaki bir sürü seçenek var. Bunların hepsini tek tek kullanabiliriz. Hepsini tek tek içerisine girip edit'e girdik örneğin. Panoların arasındaki aralığı değiştirebiliriz. Kurulum sistemini, tipini değiştirebiliriz vesaire vesaire. Yani burada paneller üzerinde epey değişiklikler yapabiliriz. Böylelikle display menüsünü de bitirmiş oluyoruz. Sonra shade frequency menüsüne geçelim. Buradaki shade frequency menüsünde start shade frequency seçeneği var. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada gün diyor. Gün 1, 2, 3 ta 365'e kadar bunu devam ettirecek. Ve sonunda bize kurmuş olduğumuz fotovoltaik sistemde farklı renklerde bir görüntü ortaya çıkartacak. Şimdi bunun ne olduğunu hep beraber inceleyeceğiz. Hatırlayacağınız gibi bu sahayı oluşturduğumuzda etrafında bazı gölge üretebilecek fiziki engeller yaptık. Burası bir kuleydi, burası bir binaydı, burası bir ağaçtı. Bunu şöyle de bakabiliriz. Bu görüntüden baktığımızda binanın şu şekilde şurada olduğunu gösteriyor. Kulemiz, ağacımız. Bunlara bu şekilde bakabiliriz. Hatırlayacağınız gibi buradan değişik görüntüler alabilirdik. Örneğin bu görüntüyü. Gördüğünüz gibi bizim fotovoltaik enerji santralimizin alanı şurasıydı. Gölgelerimiz de bu şekilde yere düşmüşler. Bunu tekrar overhead view'ye alıp yine module coverage'e gelirsek tekrar calculate'e basarsak yine gün 1'den başlıyor. Gün 365'e kadar burada hesaplar yapacak. Hesaplama bittikten sonra yılın 365 gününde bu sahanın nasıl gölge aldığını gösteriyor. Kırmızı renk nerede olursa veya renk kırmızıya ne kadar doğru giderse bizim o bölgede en fazla gölge aldığımız alanı gösteriyor.
Gördüğünüz gibi en fazla gölgeyi buradan alıyor alanımız. Bu ağaçtan dolayı. Şöyle aşağıya gelirsek. Gördüğünüz gibi buranın ağaç gölgesinden etkilenip bu şekilde kırmızıya dönüyor. Dolayısıyla bu gölgeyi gösteriyor. Bunu tekrar overhead view'ya getirip tekrar hesaplatıyorum. Burada da kuleden dolayı bu gölge bu alanı kırmızı renge getirmiş. Ve burası da en fazla gölge alan bölümdür. Görüyoruz. Fakat binanın etkisi çok fazla değil. Gördüğünüz gibi bu kısımlar sadece biraz sarıya çevirmiş. Shade frekansının bir diğer avantajı bizim için şu olabilir. Örneğin bu alanı tasarladık ve bu alanda sadece 50 tane 60 tane panel koymak istiyorsak bizim için en uygun seçeneği burada gösteriyor. Ne kadar yeşile gidersek o kadar o kısımdan optimum verimi alacağız. Dolayısıyla düşündüğümüz 50 veya 60 tane paneli o kısma yerleştireceğiz. Fakat örneğin bu kısım sahanın orta kısmı hemen hemen en verimli alandır bizim sahamızda hala hazırda. Dolayısıyla yapmak istediğimiz panellerin kurulumunu buralara düşündüğümüzde örneğin 4 tane panel buraya, 4 tane panel buraya bu şekilde yerleşim yapmak istersek bu belki pratik olarak mümkün olmayabilir. İlerleyen aşamalarda kurulumla ilgili olarak, konstrüksiyonlarla ilgili olarak detaylı bilgiler vereceğiz. O zaman daha iyi anlaşılacak. Fakat örneğin buradaki panel %0.7 olarak gölge alıyorken, buradaki %0.9 alıyorken biz bu %0.6'yı tercih etmeyebiliriz. Neden? Çünkü eğer bir konstrüksiyon yapılıyorsa bu 4 tane panel için yapılacaktır. Ve bir tek bunun için 3 paneli buraya koyup 1 paneli buraya koyamayız. Shade Frequency tarafındaki diğer seçeneklerimizi ise tıkladığımızda gördüğünüz gibi o simülasyonu tamamen ortadan kaldırıyor bu seçeneğimiz. Diğer seçeneğimize geldiğimizde tıkladığımızda simülasyonu santral alanında gösteriyor. Burada herhangi bir panel görmeksizin ne kadar gölgenin nereye geldiğini bu şekilde görebiliyoruz. Ve onun için yerleşim, onun için kuruluma karar verilebilir. En son seçenek ise tıkladığımızda Color Classification for Shade Frequencies penceresini açıyor. Bu pencerede gördüğünüz gibi minimum, average, maksimum olarak sahanın gölge alma seviyelerini gösteriyor. Yine burada da daha önce anlattığımız gibi minimum gölgeye alan yerler 0.0 yüzde olarak yeşille, maksimumu da %100 olarak kırmızı ile gösteriliyor. Burada iki tane farklı değer daha var. Actual maksimum bir de actual minimum var. Actual minimum şu demektir. Benim bu sahadaki yeşil bölgemde minimum aldığım gölge değeri %0.13'tür. Yani %0.13'ün altına düşemiyorum. Burada gördüğü gibi %0.0 değil. %0.13 kadar az olsa da gölge alıyorum. Maksimum bölgelerimiz de %12.52'dir. Bu bölgelerdir. Fakat bu değerler panellerin yerleştirildiği yerler olmayabilir. Örneğin gördüğünüz gibi buradaki alanımızın sınırında kırmızı var. Ve yeşiller de örneğin belki burası en müsait alandır panel koymaya veya burası en müsait alandır. Yine de dediğim gibi bunlar panellerin yerleşimi değil, sahadaki en uygun yerleşimi veya uygun olmayan yerleşimi yüzde olarak gösteriyor. Böylelikle Shade Frequency menüsünü de bitirmiş oluyoruz. Ve burada Module Coverage bitmiş oluyor. Sonraki seçeneğimiz Module Mounting seçeneğidir. Fakat videolarımızı daha kısa sürede yayınlayabilme adına ve sizlerin daha kolay videolarımızı bakıp incelemenizi sağlama anlamında videolarımızın süresini biraz kısa tutmaya karar verdik. Dolayısıyla Module Mounting menüsünü sonraki videomuzda anlatacağız. Diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.